Haber. Şimdi magazine yine bomba gibi düşen başka bir kavgadan bahsedeceğiz. Kubilay Aka ve Mert'in. Biliyorsun Yalı Çapkını Mert'in kavgası. Tam, Mert tam Ramazan ayarladık Demir. Mı? Ne oldun? Tam Mert Ramazan mı? Demir böyle bir kavgadan bahsediyor. Evet. Onaylıyor. Bu arada ama ben yokum diyor. Ben yoktum diyor. Ben yoktum diyor ama bu kavgayı onaylıyor. Bir de hafta sonu beklenen öpüşme de gerçekleşti. Yalı Çapkınları öpüştüler. Bakalım neler oldu. Olay! Magazin gündemine bomba gibi düşen kavga sonrası Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu. O olay çok büyüdü yani. Rating listelerini alt üst eden Yalı Çapkın'ın gündemden düşmeyen ikilisi Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir yakınlığına Kubilay Aka tepkisi geldi iddia edilmişti. Kubilay Aka'nın gelip de sözlü şekilde hani ne yapıyorsun sen demesi oldu mu peki, yaşandı mı o? Mert Ramazan Demir olaya açıklık getirdi. Ufak tefek oyunlarla bir şeyle. Kavganın gerçek sebebi ne? Demir, Afra Saraçoğlu yakınlığını kabul etti mi? Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altun paylaştığı dizi gündemi belirliyor. Yalı'nın küçük oğlu Ferit'i onu ustandırması için evlendiren Seyran'ın ve çevredeki insanların hikayesini konu alan Yalı Çapkını reyting zirvesine oturdu. Dizinin bu haftaki bölümü sosyal medyada gündem oldu. Gazete haberi yüzünden şiddet gören Ferit evi terk eder. Bölümün her saniyesinde ayrılık ve duygusal anların seyirciye geçtiği diziye Seyran Ferit yakınlaşması damga vurdu. Seyran'ı ve ailesini geride bırakmak isteyen Ferit'le onu durdurmak isteyen Seyran'ın aşk sahneleri gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Dizi her bölümüyle ses getirmeye devam ediyor. Hal böyle olunca oyuncular da en az dizi kadar insanların merakını uyandırıyor. Dizide partnerlikleri ve uyumları çok beğenilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yıllardır çok yakın arkadaşlar. Demir, Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun da çok samimi arkadaşı. Afra-Mert dostluğu boyut atladı. Öyle ki Saraçoğlu'nun doğum gününde güzel oyuncunun sevgilisi yerine partnerinin elini tutmak istemesi çok eleştirildi. Yakınlaşma dozajı arttıkça haberler de alıp başını gitti. Yazıcıoğlu'nun bir diğer yakın arkadaşı Kubilay Aka da boyut atlayan arkadaşlıktan rahatsız oldu. Bir etkinlik gecesinde samimi halleri olduğu iddia edilen ikiliye Aka'nın tepki gösterdiği, dizinin abidini Ersin Aracı'nın da müdahil olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerden sonra Ersin belli etti, Mert konuştu. Aracı tam olarak olayı birinci ağızdan doğrulamasa da mimikleriyle hepimize ipucu verdi. Aracının ardından Mert Ramazan Demir magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Bütün iddiaları yanıtladı. Ben Afra ile yakın arkadaşım. Olay gereksiz büyüdü dedi. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil. Çok eski arkadaşız. O saçma sapan bir yere gitti mevzu. Yakışıklı oyuncunun olayları anlattığı esnadaki rahat tavırları gözlerden kaçmazken Demir sözlerini giderek sertleştirdi. Ufak tefek oyunlarla manipülasyon yapıldı. Ufak tefek oyunlarla bir şeyle öyle bir manipülasyona uğradı herkes filan. Bizim de bir anda başımıza patladı mevzu ama hiç öyle bir şey yok yani. Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini aramadığını belirten yakışıklı oyuncu Yazıcıoğlu'yla probleminin olmadığını vurgulamış oldu. Evet öyle bir şey oldu ama hiç göz göze gelinme veya işte bir kavga falan bir şey olmadı yani. Hatta ben dışarıdaydım orada hani mevzunun içinde de değildim falan. Yani Mert Yazıcıoğlu sonra aradı ben telefonla konuştuğunuz mu? Onlardan hiç haberim yok. İkilinin samimiyet düzeyleri sınırı aşsa da bu olay sonrası Kubilay Aka'nın tavırları tartışma konusu olmakla beraber insanları ikiye böldü. Aka eski defterleri açıldı. Mert Yazıcıoğlu'nun eski kız arkadaşı Hilal Altınbilek'le geçmişte sarmaş dolaş görüntülenen Aka'nın tencere dibin kara, benimki senden kara geçmişine rağmen bu hareketleri sosyal medyada pişkinlik olarak yorumlandı. Mert'in vücut dilinden bu olayın gerçekleştiği için çok üzgün olduğu ve Afra ile arasının sanki bozulacağını hissettim. Ama çok normal değil mi ya, artık yüzlerce kere söylediler yakın arkadaşız, her şeyiz bilmem ne. Bir dış kapının dış mandalı geliyor, fırça atmaya çalışıyor. Kendini başrole çıkarmaya çalışıp bütün huzuru kaçırıyor. Bir gecede üstelik bir prodüksiyon yani bir, özel bir ajans gecesinde yani.
Tabii kendi dizilerinin, şirketlerinin gecesi. Evet, şirketlerinin gecesinde şaka gibi yani. Kubilay'a zaten bağlı oldu ajans. Başka şeyleri de var. Ben daha sonra anlatacağım o ajansla ilgili bazı şeyleri. Hiç hoş olan bir durum değil. Peki şimdi bu çocuk ne söylüyor yani? Bu çocuğa mı gelmiş, sataşmış? Aynen. Tamam diyor mu bu? Hı. Bu diyor bir ki ben göz göze gelmedim diyor. Bir şey evet. Ama yaptı yani, diyor. Ben de yoktum diyor. Ben de o arada yoktum. Hayır. O arada yoktum. O arada yok ne aslında? Olayın dışındaydım diyor. Bence mekanda. Yani bir şekilde aslında kabul ediyor ama çok ifşa etmek istemiyor haklı hani olarak. Hani haber söyledi ya, ağzını burnunu kırdı yok kavga. Öyle değil. Ama yaptı, yapmaya çalıştığı şey vardı, ben yüz yüze gelmedim. Yani bir zorbalık kıza, var. Kıza gidecek, kıza gitmesi gerekiyor bence. Çünkü bu defalarca onların arasındaki yakınlığı konuşuyoruz. Evet. Ve bence kızın erkek arkadaşı da şundan rahatsız oluyordur ki ne kadar iş arkadaşı olurlarsa olsunlar, eğer bu ilişkileri varsa ve insanların dikkatini çekip ve bu konuşulmaya başlandıysa birazcık bunun mesafesini koymaları gerekiyor diye düşünüyorum ama ben. Ama şimdi bu öpüşme sahnesinin nasıl mesafeyi yok, koyacağım? Yok şey değil, oradaki gece kulübündeki yakınlaşmaya göre çocuk gitmiş ya bunun ama yanına güya. Ama düşünsene ikimiz başrol oynuyoruz. Her dakika birlikteyiz 18 saat. Nasıl o gecede de tabii ki bir şekilde yan yana geliyoruz. Bak, yani. Ya yan yana gelebilmeleri çok normal de nasıl bir şey. Şimdi durup dururken iki insan böyle eğlenirken gelip de ne yapıyorsun demez öbür üstü. Mutlaka bu çocukta bir şey mi gördü? Bu çocuk diyebileceğini düşün. Ama ona ne? Ona ne? Aynen. Onu ilgilendirmiyor. Biliyorsun. Onu erkek arkadaşı yapsa okey de ona ne? Biliyorsun bunun daha önemli bir zaten gafı ve gaf değil de defosu var. Hilal Altınbilek'te. Altınbilek değil mi o? Neydi? Erkek arkadaşı zaten yok muymuş orada? Erkek arkadaşı yok muymuş? Yok, Mert Yazıcıoğlu yok. Nerede? Çünkü Mert Yazıcıoğlu'nun gecesi yapım şirketi değil o. O yapım şirketinin sadece dizi ve oyuncularının olduğu tamam, bir iş. Herkes kendi partneriyle katılabilir. Kubilay o yapım şirketiyle başka yapım bir iş yapıyor. Evet. Ya Kubilay'a sormak lazım. Ben şeyi çözemedim. Ne gördü? Hayır. O arkadaşından, kendi erkek arkadaşından, kızın sevgilisinden onay Mert almadan gidip böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret etti? Bence onay almamıştır. Ve onay kendi almaz ya. Hiç öyle mi? Öyle aha bir onayı bir oyuncu çocuk, hele Mert gibi bir çocuk bir vereceğini zannetmiyorum. O zaman demez mi ki sana ne? Aynen. İşte zaten sana ne, herkesin mevzusu sana ya ne? İşte seni ne bir de diyorum ya Hilal Altınbilek'te Mert Yazıcıoğlu eski sevgili zaten. Bu arada. Hani. Ve yani son biliyorsun poposundan tutuyordu. O, kendi arkadaşının sevgilisini. Sevgilisi işte o zaman. Ha, o zaman hiçbir hakkı yok. Yani o zaman hiç dinime zaten küfreden bari Müslüman olsa oluyor. Tamam, bravo. Ona göre. Bu çocuk çok üzgün ve çok saygılı bu arada hala. Kubilay'da şöyle bir omuzu düşüklük var. Evet, yani var, böyle var, bir var, falan var, var, bir tavrı aynen var. Orada o yüzden hani ne gördüğü, ne yaptığından ziyade orada kendini görev şey yapmış, kendine tayin etmiş. O menajerlik ajansıyla da alakalı. Kim menajerlik ajansı bunun? Bir kız. Ayça diye bir ama kız. Ama bir şey herhalde söyleme, ben ileride sıkıntı olacağını hissediyorum. Evet. Onların arasında mı? Mertlerin mi? Bu çocukla kızın yakınlığıyla ilgili kendi erkek arkadaşının arasında. He, Mert Yazıcıoğlu'yla. Şimdi işin kötü tarafı, Mert'in dizisi de bitti. Bitti. Yani yavaş yavaş olma ihtimali de. Darma duman. Yani işte onu söylüyorum. Biraz sadece ikisi pırıl pırıl genç. Bir tek ondan inşallah olmaz diye düşünüyorum. Hani evet, belki eski ritüelleri olan bir çocuk değil de yeni jenerasyon bir çocuksa, iki genç onun olarak. Onun çocuk sert bir çocuk gibi geliyor bir de. İnşallah değildir yani. Valla ben Aşk 101'de gördüğüm Mert Yazıcıoğlu inanılmaz sert bir çocuk gibi geliyor bana. İnşallah değildir. Yani ama. Peki bu hafta Yalı Çapkını'nda Ramazan Mert ve Afra Saraçoğlu öpüştüler. Evet. Hem de 5 dakika falan. Yani bayağı öpüştüler. 5 dakika nasıl öpüşülüyor? Ya yok. Oksijene ediyor tabii de. Döndürüp döndürüp verdiler. Nefes olamazsın yani. Ama şey yani bana çok mesela o aşk geçmedi. Geçmedi mi? Yok çok. Bana çok geçmedi. Ya geçmedi mi bu? Bak görünmeyen yani. Ya bir yakınlaşsanız da Mert ama burnundan soluyor ya. Burada geçemez ya, tabii kanka. Ya Afra'nın öpüşü çok kötü. Bak. Saçmalama, çok güzel öpüşüyorlar. Yani bir kere sen daha iyi bilirsin. Biz ikimiz pek anlamadığımız, pek ya, bizim anlamadığımız bir şey değil. Ben Seren diyor ki ay yok ben nefes alamam. 5 dakika nefes alamazmış öpüşürken. Bizim anladığımız bölüm değil bu. Bu kızın bütün kafasını büst tutarmış gibi tutmuş. Yani şu aynen, şekilde yani hiçbir elle kıpırdamıyor. İnsan bir herhalde öpüşürken bir
hafif elleri oynuyordu. En son hatırladım. Duymadın son bölümü. En son hatırladığım. Böyle de bağladı. Aynen öyle. En son hatırladığım. Ben düşün hatırlamıyorum bile. Hayır, yani saçının nasıl... arasına eli girisi falan. Çünkü kız tutmuş. Ooo Serenci. Saçının arasına el girmeler. Uzun saç olsun. Gerçekten... Ne bileyim bana çok geçmedi. Ama şu ikisini tabii... tutması kötü gerçekten ha. Şöyle tutmak böyle, da ne bileyim. Sanki ne gibi? Beraber sakız kurbanlık yiyor kuru... gibi ya. Yani. Aynen. Karpuz bana da hiç öyle bir aşk geçmedi, geçmedi değil mi? Bana tek da geçmedi. Tek eliyle tutabilirsin de şu şu. Ha, bak şimdi, ben geçiyor Serenci. Ama hafif burada geçirmiş. Şimdi görünmediği bak, yerde. Onu da niye öyle yapıyor? Çünkü statik emre çekiliyor. Ha, kamera bu. Hareketli dönerek. Bir kamera. Etrafında dönecek bu kamera. O... Bu tarafa geçince elini oynat diyor ona büyük bir ihtimalle yönetmen. Bak mesela Kaan'la Pınar'da bana geçiyor o öpüşmeler. Öpüşüyor mu onlar? Ha. Ama bunlarda geçmiyor. Geçmedi mi? Engin Akyürek'le Tuğba Büyük Üstü'nde de bana mesela, geçiyor. Mesela. Anladın İnsan mı? Kendisi öpüşüyormuş gibi geliyor. Bunlar... Bunlar ikisi hiç gece. Bunlar ne yaptı belli değil. Ay bunlar değil hoşuma gitti ya. Bunlar ben böyle çok... sanki iki tane mıknatıs var yapışmışlar gibi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Geçmiyor. Ya bir de dış mekanda öpüşüyorlar ama onunla dikkat edin. Bu hangi kanal? Star. Star, evet. Ha, Star gösterir daha bir ki böyle şeyler. Zaten Star gösterir, biz gösteririz. Biz göstermiyoruz, o kalbi biz koyduk. Ha, bu kalbi biz koyduk ama anne. Sabah yayınıyız diye. Peki Arto ve Seren'e geçmedi öpüşme. Ben Mert'in öpüşmesini, yani Afra'yı ben de çok beğenemedim ama Mert'in öpüşmesi evet. Sanki daha doğru gerçekten birini seviyor gibiydi yani. Afra tümüyle hani oyunculuk yapmaya ya çalışıyor. Ya ne yapsın ama ya. Evet. Ya tabii ki çok Afra'nın zor. Afra'nın da durumu için çok zor ya. 50 kişi seyrediyor yani. Ne? 50 kişi seyrediyor orada. Tabii arka zaten kaç kamerayı da vermişler. Şey, daha önce verdik ya onlarca, Seren. Onlarca yüzlerce kişi. Dijital platformda. Ay orada kadın sevişiyor. Ay dedim ki burada bu kadar kişinin içerisinde bunlar bu hareketleri nasıl yapıyorlar? Türk olanı mı diyorsun? Türk olanı. Ha, bizim diziyi diyorsun. Ha? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yalnızken bile yapamazsın hareketleri. Şeyde de öyleydi. Unuttuk şimdi boş ver. Ha. Zeytin Ağacı'nda da öyleydi Murat Boz'la. Tuğba Büyüküstü. Ama yani Tuğba Büyüküstü'nün öpüşmeleri yani. Geçiyor. Geçiyor mu? Bence geçiyor. E tamam, o iyi oyuncu i̇yi demek. İyi öpüşüyor. Aynen abi. İyi tamam oyuncu ya. Mu iyi mi öpüşüyor? Neyse. Geçelim. Onu yakaladığını hadi ben iyi rol yapıyorum deyip öpüyor demek ki. Evet şimdi Masum, ben ciddiyetim benim. Evet. Masum Kırmızıgül'e geçiyoruz. Masum Kırmızıgül'e İzmir'de bir konserde Hilmi.